Yani aslında bu biraz CHP ile HDP'nin birinci olarak ve daha sonra da ikincil olarak İyi Parti'nin bitmesine ya da devam etmesine karar vermeleri gereken bir tartışma. Çünkü toplum açısından mesele ne? Şöyle desem, Pervin Hanım'ın açıklamasında kimse ile bundan sonra gizli ittifak, perde arkasında ittifak, örtük ittifak yok diyor. Kim bu kimse? Herhalde AK Parti desem ben, herkes itiraz eder buna. MHP desem aynı şiddette bir itiraz gelir. Hatta birazcık daha zorlayalım meseleyi. Pervin Hanım çıksa dese ki biz bir önceki seçimde MHP ile gizli ittifak yaptık. Olmaz ya. Devlet Bey de çıksa biz bir önceki seçimde HDP ile gizli ittifak yaptık dese. Buna inanan olur mu siyaseti takip edenler açısından? Bu işi gündemi bilenler, takip edenler açısından tabii ki olmaz. Yani iki lider böyle bir beyanatta bulunsa bile toplumun bunun bir yalan beyanat olduğunu düşünür. Şimdi HDP, CHP ve İYİ Parti biz ittifak kurmadık diyorlar. Toplum aynı şeyi düşünüyor. Bu beyanata itibar etmiyor. Bir demokrasi üzerinden iktidara, AK Parti'ye bir muhalefet etmek modası var Türkiye'de. Önceden laiklik elden gidiyor diye bir şey vardı, laf vardı. AK Parti iktidarda 10-15 yılını doldurdu. Baktık ki laikliğin bir yerden bir yere gittiği yok, olduğu yerinde duruyor. Ondan sonra bu laf birazcık komik kaçmaya başladı. Son 7-8 yılında moda lafı demokrasi elden gidiyor. Türkiye bir diktatörlüğe dönüyor filan. Bunun için demokrasi çok fazla gündemde olan bir kavram. Peki herkes pek tabii ki biliyordur. Demokrasinin ana unsurlarından birisi şeffaflık. Yani burada bir defa Türk siyasi tarihinin son 3-4 yılında, 5-6 yılında yaşanan, sistematik olarak devam ettirilen antidemokratik bir uygulamadan bahsediyorum. Öncelikle siyasi partiler topluma karşı, seçmenlerine karşı şeffaf olmak durumundadırlar. Bu bir kanuni zorunluluk değildir. Evet, mali şeyleri, ilişkileri, kurumsal ilişkileri açısından bu şeffaflık bu bir kanuni zorunluluktur da siyasi açıdan bir kanuni zorunluluk değildir. Siyasi açıdan bu bir ahlaki ilkedir, bir kabuldür. Bu tartışmada ilk olarak netleşmesi gereken şey, bundan sonra gizli ittifak yaparlar mı, açık ittifak yaparlar mı, beraber Millet İttifakı'nın çatısının altına HDP'yi de mi alırlar, İYİ Parti de mi gider, gelmez? Bunlar hep ikincil meseledir. Birincil mesele Türkiye'de CHP, HDP, İYİ Parti bir tarafta, AK Parti, MHP ve işte kısmen Büyük Birlik Partisi de buna eklenmişti son seçimimizde. Ve Saadet Partisi de CHP, HDP, İYİ Parti bile ona eklenmişti. Bu ittifak bloklarının ya da kurulacak olan üçüncü bir ittifakın şeffaf olmasıdır birinci gündemimiz. Peki efendim. Bu şeffaflık sağlandıktan sonra diğerlerinin hepsi siyasetin içerisinde var olan tartışmalardır ve yapılabilir. Bunlar zenginliktir siyasetimiz açısından, seçmen açısından. Evvela şeffaf olması şart.